Bugün neler yapacağım bugün? Şimdi dün Jürgen'den alıp geldiğim domates biberlerimi, şunlar çok güzel acı biberler. Yavrum bebeğim dur. Arkadaşlar turşumu kuracağım. Oo anneanne kurban olsun sana, benim bebeğim, benim kuzum. Bir tanem benim. Şunun yüzünden iş yapamaz oldum artık. Yeşilleri turşu kuracağım ve melemen yapacağım. Yeşil melemene, domates melemenine bayılıyorum arkadaşlar. Şöyle kırmızılardan yine konserve yapacağım. Melemen yani. Kutuya koyacağım. Şu kabaklarım. Dil aldım. Dereotu. İçine koyacağım turşumun. Uç kısımlarından biraz kurutacağım. Diğerlerini turşunun içine koyacağım. Sarımsaklarımı soymam lazım suyun içine basıp. Şu şey, lahana bayılıyorum ya. Of, sarımsını yapacağım size, çekeceğim ama. Yani çok farklı yiyeceğim. Yiyorum ben, buna bayılıyorum. Ve şeyde nektarini de arkadaşım verdi. Arkadaşıma gittim. Yollarıma mısırlar sermişti. Sağ olsun arkadaşım bana bir sürü de mısır verdi. Şimdi şu mısırlar da ayıklanacak. Arkadaşlarım, arkadaşımdan kavanoz almaya gittiydim. Beni yine doldurdu gönderdi. Sağ olsun. Nilüş'üm sağ ol canım. Bir tanem öpüyorum seni. Şeydi ya, şunu da niye verdi? Bir iki tane vardı. Şeftali vardı bir tane. Hemen aldım birini yedim. O da nektarini koymuş. Al götür dedi. Yok götürmem dedim. Almış koymuş. Yine de bisikleti öyle getirdim. Daha göstermediğim o kadar çok işim var ki. Saat 4'te. Saat 12'ye geliyor. 4'te de randevum var. Masaj randevum var. Oraya gideceğim. Fizik tedavi diyeyim ben size. Fizik tedavim var bakalım. Yemek var daha. Bugün nasıl yetişeceğim yine bilmiyorum. Bir gün bana hiçbir zaman yetmiyor. Arkadaşlar turşu yapacağım. Şimdi sarımsakları daha çabuk soyabilmek için suyun içerisine koyuyoruz. Daha sonra şöyle ufak bir temasla hemen kabukları çıkıyor. Ben bunları hiç söylemiyorum, bazı ayrıntıları. Herkes biliyor diye. Sonra bir arkadaş, biri değil kaç kişi söyledi. Sayfamdan da yazanlar oldu. Hani açıklama yapmıyormuşum diye. Tarif hatta yazmıyorum ben. Onlara da yazın dediler. Ya dedim, herkesin bildiği şeyler, hani niye yazacağım diye. Fakat doğru, bazıları şey dediler. Hani hiç bilmeyenler var. Mesela ben bilmiyorum nasıl yapacağım senin tarifini dedi. Birisi aşureye mesela dedi. Ben bilmiyorum, aşureyi hiç yapmadım. Nasıl yapacağım? Ben herkes biliyor diye anlatmıyordum. Açıklama yapmıyorum. Onun için sarımsakları çok çabuk soymak için suyun içerisinde şöyle 10-15 dakika bekletmeniz bile hemen yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar, bazılarını da görüyorum. Sarımsağı turşunun içine koyduklarında doğramıyorlar. Olduğu gibi bütün atıyorlar. Ben sarımsağımı öncelikle şuradan şöyle göstereyim daha iyi. Şu şekilde ve sonra şöyle çaprazına yine bu şekilde alayım. Şu şekilde alıyorum. Kokusu, aroması turşunun içerisine bu şekilde çok daha güzel karışıyor. Hepsini şu şekilde ben hazırladım. Bu şekilde doğradım. Bütün koymuyorum. Ben bu şekilde parçalar halinde, gördüğünüz gibi uzun ince şekilde, isterseniz nasıl doğrarsanız doğrayın. Yandan da atabilirsiniz. Bana bu şekilde aroması daha çok içine giriyor. O şekilde geliyor. Onun için çok daha güzel parçaladım. Biraz sonra turşuma devam. Arkadaşlarım şimdi ben domateslerimi şöyle bıçakla bu cinsi ayrı vuracağım. Bunları ayrı vuracağım. Bunun içerisinde hiç su yok. Öyle bir domates. Şöyle büyüklere 3 tane hemen basıyorum. Ve şu hafif tam, ne tam kızarmış. Aslında bunun biraz daha açığı. Şöyleleri turşuda çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum ben. Daha çok hoşuma gidiyor. Ve daha sonrasında biberlerimi de, kalın biber bunlar. Jürgen'den aldığım malzemeler yine. Biber yemeği fazla sevmiyoruz. Çok inceleri olursa yine fazla değil. Onun için şöyle acısı da çıksın, acıtsın. Şöyle küçük küçük de ağzımıza alalım diye biberlerimi de şu şekilde doğrayıp hazırlıyorum ben. Domateslerimizi tabii ki bu şekilde deldiğimiz zaman, şu küçük bir tane yeterli. İçerisine hazırladığımız suyumuz çabuk geçeceği için daha çabuk turşumuz dönecektir. Onun için
turşu yaptığımız malzemelerimizi bu şekilde delip bırakıyoruz hemen. Ve turşum için son dereotum hazırladım. Şimdi doğrayacağım. Şu üst kısmını turşuma kullanacağım. Diğer uç kısımlarını da kurutup salatalarımda, yemeklerimde kullanacağım. Arkadaşlarım, şimdi ben turşuma başlıyorum. Kavanozlara koyacağım hepsini. Şöyle 1 litreliklere. Şu bir tanesi 2,5 litre. Ve benimkiler yeşil domates. Hafif bazıları, biz buna alacalı derdik küçükken. Yarı olmuş, hafif olmuş. Bunlar çok daha güzel. Hem çabuk oluyor. Bunlar erken yenecek cinsten turşuluklar. Daha çok seviyorum bunları. Hepsinin lezzeti ayrı oluyor. Ayrı ayrı kuracağım ben. Bunu sonrası için kırmızı olanları küçüklere kuracağım. Şimdi ben turşumda birazcık yeşil domates olduğu için zaten mayhoş oluyor yeşil domates. Tam kırmızı domates ya da salatalığa, lahanaya benzemiyor bu. Zaten biraz mayhoş olduğu için ekşi. Şöyle limon kullanmayacağım. Çok az miktarda, azar azar, biraz daha mayhoş yapması için nohut kullanacağım. Sarımsaklarımı daha güzel, çok güzel hazırladım, doğradım. Dereotumu hazırladım arkadaşlar. Birazcık da sirke kullanacağım ben. Kendi yaptığım elma sirkem bu. Şimdi ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hüseyin deyip turşuma başlıyorum arkadaşlar. Buna büyüye yeşilleri koyacağım. Şöyle güzel sıralı dizeceğim. Ve iki cinsi de ayrı yapacağım arkadaşlar. Bunun olumu herhalde, zannediyorum dönüşümü çok daha erken olacak gibi geliyor bana. İçi boş bir domates. Tam salçalık bir domates bu. İçinde hiç su yok bunların. Fakat bu tür domatesler sulu domates. Onun için ikisini birbirine karıştırmayacağım. Şimdi yeşilleri olsun. Sarımsağımı başta koymayı unuttum. Şöyle biraz sarımsağımı alıyorum. Zaten aralardan içerisine gidecek. Aşağıya gitti. Görüldüğü gibi. Ve tamamlıyorum dibine. Bu noktada biraz acı biberim. Acı biberim o kadar acı ki, biraz önce elimin üst kısmı, parmaklarımın hiç dokunmadığı halde şu şekilde gözümün üst kısmını kaşıdım. O halde gözümün üstü acıdı, yandı. Şöyle biraz içerisine acı biber koyuyorum. Ve dereotumdan arkadaşlar, şöyle biraz dereotu, çok güzel lezzet, tad veriyor dereotu. Ve ikinci sıramı da diziyorum. Burada şunu da anlatayım. Domatesin alt kısımları biraz daha tombul, üst kısımları biraz daha ince olduğu için kavanozumun da ağzı dar. Onun için tombul olan, şişman yan yerlerini alt tarafa getiriyorum ben. Şöyle yine öbür cinsten alayım, tam olmamış yeşillerinden. Üst kısmına ince olduğu için arkadaşlar şöyle yukarıya getiriyorum. En üst tarafına şöyle çok az yine biber koydum. Tekrardan şöyle sarımsağı, çok seviyorum. Çok güzel. Turşunun olmazsa olmazı sarımsak. Şunu da yerleştirdikten sonra ağzına şöyle küçüklerden bir iki tane daha koyup bunun işini bitiriyorum arkadaşlar. Bu şöyle kalsın kenarda. Arkadaşlarım, şimdi turşularımın hepsini kurdum. Şöyle kırmızılar da çok ayrı güzel görünüyor değil mi? Yeşillerimi, kırmızılarımı, şöyle bir tane de büyüğü hazırladım. Şimdi yeşillere fazla kullanmayacağım. Hepsi yeşil zaten. Şöyle kırmızılara bir kaşık sirke koyuyorum. Çünkü bunlar, domatesler zaten mayhoş olduğu için ekşili. Şöyle biraz sirke hepsine.
Şu 3 litrelik olana, şu küçük çay bardakları var ya, onunla bir tane koyacağım. Şurada 2,5 litrelik zaten. Ona da şöyle dibinden bir parçasını da ve şunu da ben arkadaşlar şöyle bir içeyim. Harika. Şimdi tuz koyacağım. 1 litreye bir yemek kaşığı tuz. Şu 3 litrelik olduğu için 3 kaşık koyacağım. Şuna 2,5 koyacağım arkadaşlar. Şunlar 1 litrelik 3 tanesi. Birer kaşık koyacağım onlara. Şunlar 800 gramlık. Onun için birazcık daha onlara az kullanacağım. Şöyle tam doldurmadan bir parçası eksik. Önceden hep soğuk suyla vururduk turşuyu. Kim çıkarttıysa bu kaynar suyu gerçekten çok güzel. Cesaret edip yapmış, denemiş. Ve üzerine kaynar suyu dolana kadar arkadaşlar şöyle biraz dikkat etmem lazım bazılarında çünkü su akacak yer kalmadı. Kaynar suyu da dolduruyoruz. Kapağımızı kapatacağım ondan sonra hemen. Şunları bir kapatayım sonra diğerlerini koyayım. Arkadaşlar kavanozlarımızı şu şekilde doldurduktan sonra tamamen kapaklarımızı kapatma bir parçacık var gibi. Kapat kapak kapak kapatma tekniğimiz 3 defa arkaya çeviriyoruz önce. 1, 2, 3 ve sonra kilitliyoruz. Ve alıp siliyorum. Bastırıp bunu da yerine koyuyorum. Evet arkadaşlar son turşumun da suyunu kaynattım. İkisi büyük olduğu için biraz tabii su yetmedi. Bunları kapatacağız ağızlarını. İyice sıkıca. Şöyle 1, 2, 3. Artık havanın sıcaklığına, bulunduğunuz, yaşadığınız yere göre arkadaşlar dönmesi farklılık gösterecektir. Sıcak havada tabii ki yaz turşuları birkaç gün içerisinde hemen dönüyor, yiyebiliyoruz. Şu an yine şu dönemde yine havalar o kadar soğuk değil. Sıcak, çabuk döner. Bir ay beklemesine hiç gerek yok. 2 hafta içerisinde sanırım olacaktır bunlar. Hatta lahana olsa 3-4 gün içerisinde yok lahanayı değil domates ezme turşusunu yaptığın gün yiyebiliyorsun. O derece sarımsağın kokusundan lezzetinden acayip güzel oluyor. Bulunduğunuz dediğim gibi hava durumuna göre hava şartlarına göre olgunlaşması dönmesi zaman alacaktır. 2 haftada sonuçta olur arkadaşlar. Çünkü kış değil bu çok soğuk değil bu mevsim. 9. ay, 9. ayın 15 falan mı ne? Tarihi bilmiyorum ama ortaları falan olması lazım herhalde. Şükür bundan da turşumdan da kurtuldum. Ağızları sıkı sıkı kapanacak. Arkadaşlar inşallah ben bunu paylaşana kadar döner bu. Kütür kütür alır yerim. O zaman dönüşünü de gösteririm inşallah. Çünkü zaten şey hendide bir telefonumda bir sürü paylaşılacak videolar var. Daha yüklenmeyi bekleyen çok fazla şey var. Herhalde o döneme kadar olur. Onu da gösteririm arkadaşlar. Yapan herkese afiyet, bal şeker olsun, helali hoş olsun diyelim.